Bu bütçede işçi yok, memur yok, çiftçi yok, sanayici yok, besici yok. Yani sözün kısası vatandaş yok. Ne var bu bütçede? Bu bütçede faiz var, borç var, vergi var, zam var. Siz bu işle, bu mantıkla bu ülkenin hiçbir problemini çözemezsiniz. Bundan dolayı bütçe rakamlarına baktığımız zaman bütçe 762,8 milyar lira olarak gözüküyor harcama kalemleri. Gelirler ise 696,8 milyar lira. Yani bu bütçe 65,9 milyar lira açık veriyor. Gelirler de 599,4 milyar lira olarak gözüküyor. Cumhuriyet tarihinin her sene faiz giderlerinde rekorunu kırıyorlar. Rekora doymadılar faizde. Her sene bir öncekinden daha fazla. Şimdi bütçe rakamlarının içine önümüzdeki yıllarda denk bütçe yapamadıkları için açık vereceklerini biliyorlar. Bu açığı kapatabilmek için yeni borç alacaklar. Bu borçlarında faizlerini ödemek mecburiyetinde kalacaklar. Bugünkü şartlar altında bu senenin faiz yükü geçen sene işte 57,5 milyar TL idi. Önümüzdeki sene 71,7 milyar liraya çıkacak. Faiz sadece. Ondan sonraki sene 86 milyar liraya çıkacak. Ondan sonraki sene 95 milyar liraya çıkacak. Bu rakamlar bütçenin içinde Maliye Bakanlığı'nın verdiği rakamlar. Tahmin değil. Bizim tahminimiz değil. Onlar tahmin ediyorlar. Ama bu sene olduğu gibi faiz giderlerinin yükselme ihtimali var. Daha da yukarıya çıkma ihtimali var. Çünkü bütçeyi nasıl denkleştirebilecekleri konusunda hiçbir fikirleri yok. Israrla söyledik. İki konuya önem versinler, denk bütçe yapılır. Birisi yolsuzluğu önleyecekler, ikincisi de israfı durduracaklar.